Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan oturarkenler bu Umar ibn Hattab radıyallahu anh'a rivayet kılınadı bu hadis بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل mana shunday deb boshlanadi katta hadis Umar ibn Hattab aytadi Küllerini biri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurunda oturarkenimiz Tosat'tan bir kişi girip geldi. Kiyimleri appak, saç sakalı kapkara, üstüde branta bir sefer alameti yok. Geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin karşısına gelip oturup tizzasını Resulullah'ın tizzaları yetekizip oturdu. Özünü kolunu özünü sonuya koydu, ya ki tizzasına koydu. Şimdi yakın gelip oturdu. Sahabalar hayran. Musafir mikin dese üstüde sefer alametleri yok. Kiyimleri yenge, oppoq, soç soqoli qop-qora hazır uydan yunup çıkandık. Endi Madinali mikin bu adam dese hiç kim tanımayaptı. Keldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kança savallarını soradı. İslam nima, iman nima, ihsan nima, kıyametin alametleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam nima de bu kişi sorgeni de İslam Bu şahadat kelimesini aytishliging, namaz okşin, roza tutishin, zakat verişin ve qodir bo'lsang haj qilishin dediler. Haligi so'ragan adam to'g'ri aytdingiz dedi. Sahobalar yana hayron bo'lishdi. Kim bu? O'zi so'rab turib, Rasululloh javob bersa yana tasdiqlab qo'yapti. İmon nima? Rasululloh aytdilar, Allohga iymon keltirishing. Antumina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi minalloh. Val ba'ti ba'dal maut. Ya'ni mana shu 7 ta narsa, Allohga iymon keltirish, farishtalarga, kitoblarga, taroziga, qiyomat kuniga iymonning 7 ta sharti. Haligi odam to'g'ri aytdingiz dedi. 3-chi savoli ihson nima deb so'radi. Ihson. Ihson Rasululloh aytdilar, "An ta'budalloha ka'annaka tarohu, fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka." Ihson Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing. Ya'ni inson Allohni ko'rganda uni qiladigan ibodati qanaqa bo'lardi? Butun vujudi bilan o'qiradi, xayoli bo'linmasdi. Allohga ibodat qilishligi, Allohni ko'rib turganda ibodat qilishligi, birodarlar, siz bilan biz ko'rgan, o'rganib qolgan ibodati qilib bo'lmasdi. Jannatni ko'zga ko'rsatib qo'ydi, do'zaxni ko'rsatib qo'ydi. Shu ko'rib turib namoz o'qishingiz qanaqa bo'lardi? فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Endi sen Allah'ını kör almışsın hem Allah seni körüp durdu dedi. Törüncü savanlı sonradı kıyamet hakkıda sonra da çıkıp gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umar ibn Hattab'a karab Ya Umar اَتَدْرِي مَنْ اِسَّائِلْ Ey Umar saval soruyorken adam mı kimliğini bilesin mi? Allah'u ve Resulü'ü alem deyip cevap verdi Umar ibn Hattab. Allah ve Resulü bunu çırak. Bu Cibril edi. Kelib sizlarga sizlarni diningizni ta'lim berdi dedilar Rasululloh. Ya'ni Jabrol alayhissalom notanish bir kishi inson suratida kelib musulmonlar dinida bilishlari kerak bo'lgan eng muhim narsalarni o'rgatib chiqib ketdilar. Islom nima, iymon nima, ihson nima? Bu darsga kirishlikdan avval bu darsni qadrini, bu darsni qiymatini bilib olaylik. Islom Nima ekanligini bizga birodarlar fiqh ilmi o'rgatadi. Namoz, roza, zakot, haj, rozani qanday tutish kerak, qaysi vaqtda og'iz yopish kerak, namozda necha rakat, qaysi amalni qilsangiz sajdaga sahv qilishingiz kerak. Fiqhi ilm bizga ibodatlarimizni o'rgatadi. Islomni fiqh ilmi o'rgatadi. Iymonni nima o'rgatadi? Iymonni bizga o'rgatadigan ilm bu aqida deyiladi. Biz nimaga e'tiqod qilamiz? Nimani bor deb ishonamiz? Nimani yo'q deb ishonamiz?
Bizga nimaga e'tiqod qilishimizni o'rgatadigan ilm, iymonni o'rgatadigan ilm aqida deyiladi. Endi nima qoldi? Hadisda 3 ta narsa aytilindi. 3-uncisi nima edi? Ihsonni nima qaysi ilm o'rgatadi? Ihsonning nima ekanligini o'rgatadigan ilm tasavvuf deyiladi. Tasavvuf ilmi insonning qalbini musaffo bo'lishligini o'rgatadigan ilm. Mana iymonni o'rgandik, alhamdulillah. Islomni o'rgandik, alhamdulillah. Nimaga bizi ko'zimizdan yosh oqmaydi namozlarimizda turganimizda? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Biz ham ana shu sahobalar o'qigan suralarni o'qiyapmiz. Biz ham ular o'qigan namoz o'sha rakatda o'qiyapmiz. Nimaga bizi ko'zimizdan yosh kelmayapti? O'ylab ko'rganmisizlar? Hajga borgan, umraga borgan birodarlar ichimizda o'tiribdi. Yurtingizda yurganda yig'lamasdingiz. Namozga turganda boshqa, lekin Ka'bani birinchi marta ko'rganingizda eslanglar-da. Yig'i kelganmi, yo'qmi? Boshqa dunyoga o'tib qolganmisizlar? Yoningizda kim turibdi ko'rmagansiz? Ho'ngiraga otib yig'layapsiz, biroq eshitib qolsa xijolat bo'lmaydi degan xayol ham qolmagan. Boshqa dunyoga kirib qolganmisizlar? Ana shu qalbning musaffoligini bir shingili bo'ladi. Xohlarmi deysiz, ana shu holat doim sizda bo'lishini? Qalb musaffo bo'lishini xohlarmi deysiz? Xohlaysiz. Mana shu tasavvuf ilmi mana shu ihsonni nima ekanligini o'rgatadi. Jabrol alayhissalomning hadisi bizga islomni 3 ga bo'lib berdi. Iymon, islom, ihson. Ihson dinimiz 3dan biri birodarlar. Qaytarib aytaman. Jabrol alayhissalomning hadisi, Umar ibn Xattob rivoyat qilgan hadis, dinimizni 3 ga bo'lib o'rgatib berdi. Islom, iymon, ihson. Biz mana shu 3-uncisini, ihsonni gaplashmoqchimiz. Biz hali bu tasavvuf ilmida qalbning musaffoligi, nafsni poklashlik yo'lida qanchalar hali uzoqda, orqada qolib ketganligimizni tushunib yetdim. O'shuning uchun ko'zimizga yosh kelmayapti ekan. O'shuning uchun yetim yesirni ko'rganda qalbimiz yumshamayapti ekan. O'shuning uchun ibodatdan sahobalar topgan huzurni biz topa olmayapmiz ekan. Boshlaymiz Alloh taolodan ixlosini so'rab. Alloh fahmimizni ochsin. Allohumma yassirli amri washrohli sodri vahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Darsimiz mana shu murakkab dars. Diqqat qilib o'tiringlar. Bu sahobalarning hayotidagi hikoyalar emas, eslab qolish oson. Payg'ambarlarning qissalaridagi bir mo'jizalar emas, insonning quloqiga yoqadigan haligi inson yaxshi ko'radi-da hikoyani, unaqa emas. Bu sizning ichingizdagi nafsingiz, ichingizdagi qalbingizni muolajasi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisiga quloq tutamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini nafsini tanisa, Robbisini taniydi. Kim o'zini tanisa nafsini, keyin Robbisini taniydi. Savol: biz o'zimizni nafsimizni taniymizmi? Biz o'zimizni kimligimizni bilamizmi? Taniymizmi o'zimizni? Tushunmay qolaman o'zimni ham ba'zida. Bir pelim tutib ketganda sahovatim qo'zib ketadi, bir baxilligim tutganda shu chiqqonga kepay oldirgim kelmay qoladi. O'zimizni taniymizmi? Rasululloh aytibdilar, kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga idrok qilishlik quvvatini ato qildi. Va bu idroki quvvat faqat inson bolasiga berildi. Bizda idrok qilishlik quvvati bor. Shuning uchun inson mana shu quvvati bilan, idroki quvvati bilan dunyoga nimaga kelganligini bilmasa, bu borliqda turishligini sirini anglamaydigan bo'lsa, nima maqsadda yaratilganini bilmaydigan bo'lsa, albatta ikki dunyoda ham zararga uchraydi. Astagfirullah. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ey Muhammad alayhisalom dedi Alloh taolo. Ayting, sizlarga qilgan ish amallaridan eng ko'p ziyon ko'rguvchi kimsalarning xabarini beraylikmi? Eng katta ziyonga kirgan odam kimligini aytaymi men deyapti Alloh taolo. Birodarlar, bu yerdagi ziyon degan so'z bu ahsarina amali, ahsar deyapti. Haddan ortiq ziyon, eng katta ziyon.
İsmi tafsil. En katta zarar. İnsan dünyada zarar ko'radi. Masalan, molini yo'qotib qo'yadi. Lekin uni tikkalab olishi mumkin. İnsan sog'ligini yo'qotib qo'yadi. Zarar bu ham. Uni ham tikkalab olishi mumkin. Ammo u oxiratda o'zini dunyoda tutgan yo'lini xato ekanini ko'rganida, pushaymon bo'lganida, abadiy azobga, shaqovatga ega bo'lib qolganligini ko'rganida, mana shu odamning zarari, mana shu odamning topgan ziyoni eng katta ziyon deyiladi. Alloh taolo aytibdi, eng katta ziyon, eng katta zararga, ziyonga kim kirib qoladi? Inson dunyoga nimaga kelganligini bilmadi. Dunyoga kelishidagi maqsadini tushunmadi. Bu vujudda bor bo'lib turishigida hikmatini anglamadi. Demek, xohlaganidek yashaydi bu odam. Endi Alloh taolo aytadi, astagfirullah, alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ey Muhammad aleyhisselam, eng katta zararga kirgan insonning kimligini aytib beraymi? Alloh aytayapti, eng katta zarar ko'rgan odam kimligini. Ular kofir bo'lganlari sababli qilgan sa'y harakatlari hayotda dunyoda yo'q bo'lib ketgan u, ammo nodonliklari sababli o'zlarini chiroyli, yaxshi amal qilayotgan kishilar deb hisoblaydigan kimsalardir. Inson dunyoga keldi, nimaga kelganligini bilmadi. Yashayapti, nimaga yashayotganini bilmadi. Dunyodan chiqib ketyapti. Dunyoga nimaga kirganini, nimaga chiqqanini bilmayapti. Shuning uchun odamlar to'rt xil bo'ladi. Birinchi odam, u biladi, bilimli. Bilishini ham biladi. Bu olim. Bunga ergashinglar. İkinci kişi, u biladi, lekin esdan chiqarib qo'ygan. Bu g'ofil. Unga eslatish kerak. Üçüncü odam, u bilmaydi. İlimsiz. Lekin bilmasligini biladi. İlimsiz, ilimsizligini biladi. Bu johil, bunga o'rgatinglar. To'rtinchisi, bilmaydi, ilimsiz, bilmasligini ham bilmaydi. Bu odam shayton, bundan uzoq bo'linglar deydi. Mana shu to'rinchi toifadagi odamlar eng katta zarar ko'radigan odamlar bo'ladi. Hech narsani bilmaydi, hech narsaga aqli yetmaydi, lekin hech narsani bilmasligini ham bilmaydi. Meni ishim to'g'ri, meni yo'lim haq, inson huquqlari, LGBT, ular ham odam, biz ham odam. Hech narsani bilmaydi hayot haqida, haqiqatdan uzoq, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Dunyoga kelib eng katta zarar ko'rgan odam bu dunyoga nimaga kelganligini bilmagan odam. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz o'zimizni tanishlik uchun mana shu darslarni eshityapmiz, birodarlar. Demek, idrok qilishlik quvvatini Alloh taolo faqat bu yer yuzida inson zotiga ato qildi. Agar biz Alloh subhanahu va taolo bu koinotga yaratib qo'ygan, bu yer yuziga yaratib qo'ygan eng ulug' narsa bashariy aql desek, insonning aqli desek adashmagan bo'lamiz. Mana shu aql bilan inson yuksaladi yoki tubanlikka yuz tutadi. Aqli bilan o'zini tanisa, o'zini tanigandan keyin Robbisini tanisa, inson yuksaladi. Endi inson mana shu aqli bilan o'zini tanimasa, Robbisini tanimasa, tubanlikka yuz tutadi. Yevropadagilar, g'arbdagilar ahmoq emas. Lekin o'zini tanimadi kimligini, Robbisini tanimadi kimligini, erkakka erkak, ayolga ayol yaqinlik qilyapti. Aytyapmiz-ku, shu aql bilan inson yo yuksaladi, yo aql bilan tubanlikka yuz tutadi. Inson nima? Inson idrok qiluvchi aql va yaxshi ko'ruvchi qalb. Idrok qiluvchi aql va yaxshi ko'ruvchi qalbdir. Shuning uchun aql bilan qalbning aloqasi juda qattiq bir-biriga. Aql bilan qalbning aloqasi qattiq. Hali muhabbat degan tema bor. Aql va qalbning aloqasi haqida payg'ambarimiz shunday deganlar. Arjahukum aqlan ashaddukum lillahi hubban. Aqli rojihroqlaringiz Allohga muhabbatliroqingizdir. Kimni aqli pishib yetilgan bo'lsa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Mana shu olinadigan xulosalardan bittasi. Allohga muhabbatingiz qanchalar
kuchli bo'lsa, qattiq bo'lsa, aqlingiz shuncha pishgan odam ekansiz. Leyli maktabda Pozil tog'a degan odamimiz bo'lardi. Nikolayni ko'rgan, Leninni ko'rgan, Stalinni ko'rgan, Xrushchovni ko'rgan, Brejnevni ko'rgan, Andropovni ko'rgan, Chernenkoni ko'rgan, Gorbachyovni ko'rgan, Yeltsinni ko'rgan. Xullas, bitta sistema paydo bo'lib yo'qolib ketdi. 100 yil yashagan odam. Ya'ni aqli pishgan odam, 100 yil yashagan. Oq podshohni ham ko'rgan, Yeltsinni ham ko'rgan. Men mana bu aqli pishganinglar Allohga muhabbatli bo'ladi degan narsani tushuntirish uchun aytayapman. Bir birodarimiz uyida ihsonda o'tirgan edik. O'sha oqsoqolni to'r yotkizib qo'ygan. 100 ga yetib qolgan oqsoqol. O'tirib benzindan gapirdi, o'tirgan eslilar. Narx-navodan gapirdi, asfaltdan gapirdi, siyosatdan gapirdi. Xullas, dunyoni mashmashalardan gapirdi. Haligi opodada indamay o'tiribdi. 15 minutlar joylashgandan keyin men ham bitta gapirsam maylimi dedi. Hamma jim bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir suhbatida mana qanaqa degan ekan dedi. Odamlarni kompasini qiblaga to'rlab qo'ydi. Kerak emas moslar gapirayotgan gaplar. Allohning payg'ambarning so'zi bo'lmasa boshqa gap kerak emas, deyapti. Aqli pishgan odam bu. Haligi eslilar bir pasda yana estafeta tayoqchasini olishib, "Ha, to'g'ri aytdingiz, Pozil tog'a. Mana qanaqa deb turib, yana 15 minutdan keyin yana g'arbga qarab qoldi kompasi. Yana ozgina o'tirib, yana boshqa gapini qaytardi. Yana bitta gapirsam maylimi? Xullas 3 marta suhbatda bo'ldi. Alloh va Rasuli tomonga burib qo'ydi mavzuni. Shunda men xulosa oldimki, "Hey, yosh bolalar, senlar gapirayotgan gap u kerak emas gaplar. Alloh va Rasulini gapi bo'lmasa gapirma" degan narsani aytayapti. Mana aqli pishgan odam. Sovet tuzumi paydo bo'lishidan yo'q bo'lishigacha 70 yil o'tgan bo'lsa, shuni ko'rgan odam, aqli pishgan odam nima deyapti? Shuning uchun payg'ambarimiz aytayaptilar, kimilarda aqlilar pishganroq bo'lsa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Mana endi o'zidan so'rang birodar. Allohga muhabbatingiz qattiqmi? Eng katta muhabbat qalbingizda Allohga, payg'ambarga nisbatanmi? Yo dunyo matohigami? O'shunga qarab turib aqlingizni belgilab oling. Insonning aqli rojih bo'lgani sari, insonning aqli pishib yetilgani sari Allohga bo'lgan muhabbati ziyodalashib boradi. Chunki payg'ambarimiz aytdilar: "Man arofa nafsahu, arofa robbahu." Kim o'zini nafsini tanisa, o'zini kimligini tanisa, o'zini nimaligini bilsa, Robbisini taniydi. Birodarlar, dunyo hayoti siz bilan bizni umrimizni sarf qiladi. Biz nimamiz? Inson nima? Inson bu soatlar, daqiqalar, soniyalar. Qo'limizdan qum tushib ketayotganda, qo'limiz bo'shab qolgandek, har bitta o'tayotgan shu qum donasi qo'lingizni bo'shatayotgandek, har bitta o'tayotgan kunimiz, soatimiz, daqiqamiz, soniyamiz bizni tugatyapti. Dunyo hayoti bizni sarf qo'ymasin. O'yin kulgusiga, zebi ziynatiga, talashib tortishlikka, odamlar o'rtasidagi husumatga, boshqa narsalarga. Chunki mana shu narsalar bilan ovora bo'lib inson turar ekan, to'satdan ajal keladi, hamma narsadan ajraladi, mahrum bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, hayot bizni sarf qilmasin. Johillikni qurboni bo'lib qolmasligimiz uchun Alloh taolo aytadi. Astad billah. Allohullazi xalaqa sab'a samawatin va minal ardi mithlahun. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله yetti osmonni va yerdan ham o'shalarning mislini yaratgan zotdir. Allohning amri farmoni ularning o'rtasiga nozil bo'lib tarqalib turur, osmon bilan yer o'rtasida. Toki sizlar Allohning barcha narsaga qodir ekanligini va Alloh barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib olganini bilishlaringiz uchun u zot sizlar yuqorida zikrlangan narsalar haqida xabar berur. Inson dunyoga kelishigidagi maqsad ibodat. Insonni bu borliqda turishining illati, sababi Allohga qulchilik qilishlik.
Agar yer yuzida siz bilan bizni bor bo'lib turishimizni asosiy sababi bilim desek ham xato bo'lmaydi. Qaysi bilim? Allohni bizga tanitadigan bilim. Eng asosiy ilm, eng katta bilim mana shu. Bir inson 3 ta universitetni tugatgan bo'lishi mumkin. 5 ta doktorskiy bir stepeni bo'lishi mumkin. Agar uni bu olgan Nobelskiy premiyasi bo'lgan bo'lishi mumkin uni. O'zining sohasi mislsiz bir professor bo'lishi mumkin, akademik bo'lishi mumkin. Ammo uni mana shu ilmi Allohni tanishlikka olib bormagan bo'lsa, bu odam johil deyiladi. Chunki Alloh taolay aytadi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men deyapti Alloh taolo jinni va insni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Ibodat nima? Ibodat Allohga bo'lgan muhabbatning cho'qqisi. Allohga bo'lgan suyanishning cho'qqisi. Allohga bo'lgan bo'yinsunishning cho'qqisi. Allohga taslim bo'lishning cho'qqisi. Ibodat nima desa, biz bo'yinsunish deymiz. Yo'q, bo'yinsunishning o'zi ibodat emas. Agar bo'yinsunishingiz muhabbat bilan bo'lsa, ibodat deyiladi. Agar bo'yinsunishingiz muhabbatsiz bo'lsa, toat bo'ladi. Armiyaga borganlar, serjant nima degan? Ravniyash degan. Smirna degan. Shagon marsh degan. Xo'p, bo'yinsunyapsiz. Muhabbat bilan bo'yinsunyapsizmi? Demak, bo'yinsunish muhabbatsiz bo'lsa, ibodat deyilmas ekan. Mana namozga chiqyapsizlar, bo'yinsunyapsizlar. Savol. Muhabbat bilan kelyapsizlarmi? Domla masalan 10 ta o'qib kelasan dedi, kitob 10 ta o'qib kelasan dedi. Xo'p, student o'qiyapti. Muhabbat bilan qilyaptimi yo so'kish eshmasligi uchun qilyaptimi? O'shuning uchun sunnat o'qimasdan chiqib ketayotgan ukalar, shu savolni beringlar o'zingizlarga. Agar sizlar bu ibodatni muhabbat bilan qilayotgan bo'lganlarda sunnat o'qimasdan chiqib ketmasdinglar. Tasbih tahlil aytayotganda odamlarni oxlab-oxlab yelkasidan chiqib ketmasdinglar. Inson Allohga yuzlanadi, unga ibodat qiladi, Allohni yaxshi ko'radi. Agar Allohni tanisa, unga taslim bo'ladi. Allohga yuzlansa, Robbisiga yaqin bo'ladi. Robbisiga yaqin bo'lgandan keyin qalbida saodatni, shuurni topadi. Inson o'zini tanisin, Robbisini tanisin, Robbisiga yuzlansin va shu bilan saodat topsin. Maqsad shu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men jinlarni ham, insonlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim deydi. Demak, sen inson bolasi hayotingdagi eng muhim vazifang nima ekan? Allohga ibodat qilishing. Jasadlarimiz ibodat qilyapti birodarlar. Ko'zimiz haromdan tiyilyapti, qonimizga harom kirmayapti, aroq ichmayapmiz, tarozini urmayapmiz. Jasadlar ibodat qilyapti. Jasadni ibodatga o'rgatdik, oson bo'lib qoldi. Endi birodarlar, qalbni ibodat turibdi. Islomdamiz ibodat qilyapmiz. Iymondamiz, qalbimizda Alloh bor, shirk yo'q. Endi ihsonga keldi navbat birodarlar. Bugun nima-nimani xulosa oldik? Kim o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Aqli eng pishgan odam Allohni tanigan odam. Bu dunyoga kelishlikdagi maqsadimiz Allohni tanish. Allohni tanish o'zimizni tanish orqali bo'ladi. Inson o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Robbisini tanisa, unga yuzlanadi. Robbisiga yuzlansa, saodat topadi. O'zini nafsini tanisa, Robbisini taniydi. Boshqa hadisda aytilar Rasululloh: "Arjahukum aqlan, ashaddukum hubban lillahi azza va jalla." Ichilarda aqli pishganlari Allohga muhabbatda qattiqroqlari dedilar Rasululloh, ya'ni insonni aqli qanchalar pishib yetilgan bo'lsa, shunchalar Alloh taologa muhabbati ziyoda bo'ladi. Allohga muhabbatingiz qattiqmi? Hamma narsadan Alloh azza va jallani ko'proq yaxshi ko'rasizmi? Demak, aqlingiz pishib yetilibdi. Ikkinchi darsimiz: inson zoti bu koinotdagi eng birinchi maxluq, eng oliy maxluq. Chunki u omonatni ko'tardi. Alloh azza va jalla
İnsan omonatını ko'targanligi uchun bütün koinotni unga bo'yinsundirib berdi. Shuni birinchi xulosamiz. İnsan yer yuzidagi mana shu borliqdagi birinchi mahluq, eng oliy mahluq. Nima uchun? Chunki u omonatni ko'tardi. Astagfirullah. İnna aradna al-amanata alas-samawati val-ardi val-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Albatta biz bu omonatni, ya'ni din degan omonatni, Alloh azza va jallaga o'zini ixtiyori bilan bo'ysunishlik degan omonatni, shariat degan, islom degan omonatni osmonlarga, yerga va tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Mana shu koinotga Alloh taolo ixtiyoring bilan menga qulchilik qilishlikni zimmangga olasanmi dedi, ular bosh tortishdi. Va hamalahal inson. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Dar haqiqat u o'ziga zulm qiluvchi va nodon edi. Mana shu omonatni ixtiyorimiz bilan Alloh taologa qulchilik qilamiz degan omonatni inson zoti zimmasiga olganligi uchun inson bu borliqdagi birinchi o'rindagi eng oliy mahluq bo'ladi. Koinotni Alloh taolo insonga bo'yinsundirib beribdimi? Demek koinot insondan past darajada. Bütün kosmos o'zini burjlari bilan, tog'u toshlar bo'lsin, ulkan ummon okeanlar bo'lsin, o'rmonlar, sahrolar bo'lsin, bular hammasi insonga bo'yinsundirilgan. Demek inson mana shularning hammasidan oliy maqomda. Inson shuni bilishligi kerak. İnsan şunu bilişliği gerek. Bu balıkdaki barcha mahlukatlardan göre Allah Ta'ala'ya en mükerrem aziz bende bu insan balası. Estağfirullah. Ve lekad kerramna bani Adama ve hamalnahum fil barri vel bahr. Dar hakikat biz Adam balalarını aziz mükerrem kıldık. Adam balası var mı? O aziz mükerrem. Adam balası var ki Allah için aziz mükerrem. Müşrik bo'lsin, Yahudi bo'lsin, Nasroni bo'lsin, ateist bo'lsin, Müslüman bo'lsin, hammasi odam bolasi deyiladi. Müşrik bo'lsa ham u Alloh uchun mukarram banda, lekin u o'zini iymondan uzoq qilib, o'zini kufrga olib borib, Allohning nazardan tushib qoladi. Aziz mukarram ekan. Endi mana shu aziz mukarram inson İmon bilan bo'ladigan bo'lsa, mu'min bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uchun quyoshdan ham, oydan ham, butun borliqdan ko'ra mana shu mu'min banda Allohga aziz mukarram bo'ladi. Sen birodar bu koinotdagi eng birinchi mahluqsan, mukarram bandasan. Sen yelkasiga omonatni ko'targan mukallaf insonsan. Sen borsan, mavjudsan. Seni birodar jasading bor, nafsing bor, ruhing bor. Shu yerda insonni uchga bo'lamiz. İnsonning jasadi bor, nafsi bor, ruhi bor. Shu uchalasining ichidagi eng glavniysi kim? Ya'ni siz bilan biz kim shu yerdagi eng asosiysi? Nafs. Jasad demayapsizlar-da, jasad kim? Xo'p, mana shuni aniqlaymiz. Hozir biz ruh deyapmiz. Lekin Alloh taolo Qur'onda inson zotiga xitob qilganda ruh deb xitob qilganmi, nafs deb xitob qilganmi? Estağfirullah. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Alloh ruhga xitob qilyaptimi? Nafsgami? Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, xotirjam nafs deyapti. İnsan nima ekan? İnsan jasad emas, ani bu. İnsan o'lgandan keyin chirib ketadi, Alloh taolo qiyomatda boshqa jasadga kirgizadi. Shu yerda savol bo'lyapti. İnsan ruhmi, nafsmi? Darsimizni boshida aytdik. Man arafa nafsahu arafa robbahu. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz ruh ekanmizmi, nafs ekanmizmi? İçimizdagi men degan narsa bu nafs deyiladi. Uni havosi bor. Havoi nafs deymiz. Nafsning xohishlari. Inson havoi nafsiga berilib ketsa, ya'ni nafsining xohishlariga berilib ketsa, nima ekamiz biz?
Can ekenmiz. Bana şu nefs, can diyken ikilasını bitti şunilar. Bana şu bizim canımız, nefsimiz. Yani bizim asıl zatımız. Allah Ta'ala'nın buyruk ve kaytarıklarının urna. Ana şu nefsimiz, canımız, ana şu zatımız iman keltiradi ya ki küfür keltiradi. Ana şu nefsimiz, canımız, zatımız şakavatli boladı ya ki saadatli boladı. Ana şu nefsimiz, zatımız ya razı boladı ya gazablanadı. Demek insanın asıl zatı bu Allah Ta'ala yaratıp koygan onun nefsi. İkide adam toymaydı. İkide nesane kuvgen adam toymaydı. Pul kuvgen toymaydı, ilim kuvgen toymaydı. Farkını mı da? Pul kuvgen adam toppasayı anık narazı oladı. Şimdi topsayam narazı oladı çünkü azdım narazı oladı. Ama ilim kuvgen adam ilmi köpeyen sarı razılığı ziyade bulup oladı. Binabarın bahli bulup oladı. Allah Azze ve Celle özü bilgen yol bilen cesadını nefske bağlap koydu. Cesad bizi canımızın kiyimi, idişi. Cesad vaktin çenerse acel yetişi bilen cesadın işi tügeydi. Can cesaddan acıradı. İnsan özünün nefsini işige itibası buladıgın bosa fakat gene cesadının terbiyesi bilen onun huzur halavatı bilen şugurlardan bosa bu hakiki ziyankar buladı. Nafsning, jonning tarbiyasi yoki jasadning tarbiyasi. Qariyalarda mana shu jasadimizni rohati uchun ertayu kech mehnat qilamiz. Qurmonjon dalg'a ko'chasini vokzaldagi Kurgovoydan tortib Yasinsa alagacha bo'lgan masofada kafelarni sanaylar. Ular hammasi jasadimizni tarbiyasi uchun. Jasadimizni rohati uchun. Kafe, oshxona, somsaxona, montxona, orada apteka. Bular bari nima uchun? Jasadimizni huzur halovati uchun, jasadimizni tarbiyasi uchun. Haqiqiy ziyonkor faqatgina jasadini tarbiyasi bilan, jasadini huzur halovati bilan ovora bo'layotgan odam. Faqatgina jasadini huzur halovati bilan ovora bo'lgan odamlarning ahvoli qanday bo'ladi? Ular dunyoga ega bo'lishadi. En yakşı nasırlarını yeb içişedi. Cesedin huzuru, keyfi, safalarını çok kısa geçişedi. Kolu da dünyanın hamamatahı var. Ama şu bilen ular saadatli buluşmaydı. Nafsi, canı aram amaydı. Neme üçün? Çünkü cesed aram alışıgı mümkün bu egi nasırlar bilen. Nafs aram aladıgan narsa başka nasırlar buladı. Bir deval koşunuz, baka uçusu yok. İkide üçte mayda kızlar bilen koygan tul hatın yaşaydı. Siz yüzge yediğin nasanı yakşı ap geldiniz hayat günü de. Yediniz içtiniz hatır cam, kanınızı kapayıp, taşkarıya çıkıp, şizik avlat durganız da. Koşunanı kızı yığla yaptı. Bugün hayat idi. Bizim dadamız bu yanı da. Bizge ziyafatı bir aradı. Dip yığla ekkenliğini ve anası onu yupat ekkenliğini içtiniz. Cesediz mazakıldı. Cesediz rahatta, huzur halavatta. Mani endi hazır kileni yapsız. Nime kileni yaptı şunda sizde? Ana şu caniz kileni yaptı. Ana şu nafsiz kileni yaptı. Şurada siz cesediz bilen köprak adam mısınız? Nafsiz, caniz bilen mi? Özüz yaman körüp yetersiz. Şuna kem ablak bulamamı. İsim geki yaptı mı? Şu koşunanı yetimleri. Deysiz de özünüzden narazı olup getersiniz. Ertesi günü şunu makalasız doğrulaşı girişersiniz. Şimdi özünüz yemezden o şunu yapıp geri verdiniz. Ertesi günü karnınızı açtırıp da cesediniz kıyla ne yaptı? Ama koşunun kızı şimdi başka çek yapıp yaptı. Koşunumuzga rahmet Allah razı olsun. Dadamız bu yerler şunçeli kırardı da Allah ömrü rızkıyı bereke versin de pişkine kız çek yapıp yaptı. Cesed kıyla ne yaptı? Ama nefsiz caniz mazakılı yaptı. Şunu yapsalar mı? Ana şu dünya matahını hammasını kolge kilitken, en yenge maşinanı mingen, en yakşı aliyeti topken, en zor şeratı yaşayan adamlar, neme üçün baksız dese, onlar fakat gene cesedinin huzuru halavatı, cesedinin terbiyesi bulan avarı buluştu. Nefsinin, canının terbiyesi bulan, onlar maşgul buluşmadı.
Balık o suda yaşaş ilgi için yaratılıyor. Balık fakat suda aramaladı. Çünkü fitratı şuna kadar. Balığını sudan çıkarın. Akvaryumdan çıkarıp kımmat boha şayı yastırdısıya koyup koyun. En ahirge modeldeki yastığı olsun. En kımmat boha şayıdan boyan olsun. O balık yastırdığı suda yayırdı mı? Öledi. Öledi. Çünkü insanın nefsi kaçan aramaladı? Rabbisi yaratken manhajda turganı da. Allah Azze ve Celle insanlarını bir fitrat üstüde yarattı. Şu fitratın egesi fakat yine Allah'a yakın buluşluğu bilen saadet topadı. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفَ فِتْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Bas, ey Muhammed Aleyhisselam, özünüzünü daima doğru bulgen dinde, İslam'da tutun. Allah insanlarını yaratken tabi hılkatını saklayınız. İnsanın yaratılgen tabi hılkatı Allah'ın menhacında duruş. Balık fakat yine suda aram olgen edik, insanın nefsi, canı fakat yine Allah'ın dininde durgen de aram oladı. Pul topa gendiyem hatırcam. Allah beni sene yaptı dedi. Pul topa gendiyem hatırcam. Soppa sabbo gendiyem hatırcam. Kesel bu gendiyem. Elhamdülillah günahlarımda kefara dedi. Kesel bu gendiyem hatırcam. Braderler hatırcamlik pul demez. Şuna ki işler var. Dünyadaki hemen baylıgem. Hemen pulam halkılam yakaladı. Biz canımız aram alıp hayatta saadetli hayat geçirişimiz için bitti yol var. Allah'ın dini de sabit, Allah'ın menhecevi de sabit duruşluk. Özünüzü daima doğru bulgen, doğru bulgen dinde, İslam'da tutun. Rabbine ikbal kılışın, amr ve nahilerine kulak tutuşun, senin nefsini, canını tabi halatı. Balık suda duruşu tabi halat bugün edek balık için. İnsan, Allah'ın büyürüklerini dairesinde turuştu ki onu tabii haladı. Şimdi bunu hılafı da bulsa ki Allah'ın dininden yüz ögürgen bulsa ki garip ahli braderler özlerinde cesetlerine yine itibar karatıştı. Allah yaratken bu kadri baland nafs canını bir para ateşler koyuştu. Past razil bulgen şahvatlarına yine birleşti. Nafsımız var, canımız var. O ölümde totadı lakin ölmeydi. Kullu nefsin zaiqatul maut. Her bir can egesi var, her bitti nefs var, ölümünü totadı. O fakat totadı, lekin ölmeydi. Cesat öledi. Cesat öledi. Cesat totadı deme yaptı. Nefs, can ölümünü totadı. Cesat öledi, lekin can tırık oladı. Bana şu nefs, Allah'a yakın buluş bilen saadet topadı. Rabbisinden uzaklaştığı bilen şakavatlı buladı. Estağfirullah. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten donke ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kim? Deyipti Allah subhanahu ve ta'ala. Yani siz bilen biz yaratken parvardigarımız hakikat ne ayeti yaptı bizge? Bizge hakikat ne ayeti yaptı? O hakikat kanı hakikat. Kim beni esletmemden yüz ögürse, dinden vazgeçse, bas albatta o üçün tan baxtsiz hayot bo'lur. Xulosa, inson bu dunyoda saodatli, baxtli yashash xohlasa, Allohni eslatmasidan yuz o'girmasin. O'ylayapti-da, o'ylayaptiki, inson o'sha halol harom yo'l bilan dunyoda orttirsam, million dollar qilsam, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Dindan voz kechib qo'yib bu adam bahli bulmasındakine Rabbimiz Subhanehu ve Teala haberini veriyordu. Bana keçeki taravalarda Steve Jobs'ı kıyken nasihatini oku verdim sizlere. Dünyadaki ana şu biznesinin çok kısa çıkan Steve Jobs dese biznes alamıdaki muvaffakiyetinin ramzı bu koyan adam dünyadan ketiyatı bat yaptı ki dünyada toplayan şunca abroyum, şunca baylığım ölüm degen hakikatini aldı da hiç kandı kadri kıymet ki egemezseken de yaptı. O ömrünü boy verdi şu dünya topuş için. Öşü boyaya dinden yüze görüp koyup, fakat yine maddi faravanlıydı, kuğudu. Çünkü yetsen bakli bölümünü de oyladı. Ömrünü verdi. Toptu boyliğini. Ama özü istegen saadetini topmadı. Ve topmuydu yani. Ne mi için?
Rabbimiz aytibdi, kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'ladi deyapti. Shuning uchun birodarlar, o'n o'v palonchi din bilan ishi yo'q, harom xarishdi, pulimi yeydi, ibodatdan uzoq, dunyosi ko'p bo'lganini ko'rib turib, shuna hayoti zo'r demang. Chunki insonni yaratuvchisi bo'lgan xoliqi Alloh azza va jalla aytayapti, dindan yuz o'girdimi, uni hayoti tang bo'ladi deyapti. Boy bo'lishi mumkin, sog' bo'lishi mumkin, mansabi bo'lishi mumkin, lekin hayoti tang uni. Buni muqobilida boshqa oyat bor. Man amila solihan min zakarin aw unsa fa huwa mu'min. Mu'min bo'lgan holida erkak yoki ayol solih amal qiladigan bo'lsa, ya'ni mu'min bo'lsa, solih amal qilsa, falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Bas biz u insonni pokiza hayot ustida tiriltiramiz. Qarang, birinchisinikini kambag'al kasal qilamiz demadi, hayotini tang qilaman dedi. Inson boy bo'lib turib ham tang yashashi mumkin, sog' bo'lib ham tang yashashi mumkin. Endi mu'min bo'lgan holda solih amalni qilsa, pokiza hayotni beramiz deyapti. Inson kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin, kasal bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Insonning hayotini saodatli yoki shaqovatli qiladigan narsa nima ekan? Allohni eslatmasiga iqbol qilishligi yoki undan yuz o'girishi. Bu dars siz bilan bizni ichimizdagi nafsimizni, ichimizdagi ya'yimizni tarbiya qilishni o'rgatadi. Insonning ko'ziga bir musibat yetsa, tezda daf qilishlikka shoshiladi. Nima uchun? U ko'zi og'riyapti-da. Eng mohir tabibga imkon boricha tezroq boradi. Nima uchun bunchalik e'tibor? Chunki umrini oxirigacha mana shu ko'zidan foydalanmoqchi-da. Endi abadiy azobga yoki abadiy rohatga olib boradigan nafsini, jonini tarbiyasiga inson qanaqa e'tibor qilishli kerak? Inson nafs, jasad va ruh dedik. Ayrim ulamolarning nazdida ruh Alloh taolo tarafidan bandaga joylab qo'yilgan Allohning quvvati deyishadi. Ruh nima ekan? Allohning insonni jasadiga joylab qo'ygan o'zining quvvati. Fa iza nafaxtu fihi min ruhi. Odam alayhisalomni mana qissasiga murojaat qilsak, Alloh taolo aytdi, qachoniki men unga o'zimning ruhimdan puflab kiritganimda unga sajda qilinglar. Ya'ni ruh jasad bilan jon bir bo'lgandan keyin uni harakatga keltiradigan quvvat deyildi. Jasad, nafs, ruh kirdi. Mana endi inson tirik yuribdi. Uchta narsa. Ruh olib qo'yilganidan keyin, quvvat olingandan keyin jasad bilan nafs ajralib ketadi. Odam ko'radi ko'zi bilan, agar ruh bo'lmasa ko'zi ko'rmaydi. Jigar juda ham ko'p bir vazifani bajaradi insonda jasadida. U ham agar ruh bo'lmasa ishlamaydi. O'pka, quloq, boshqa a'zolarimiz hammasi nima bilan ishlaydi? Quvvat bilan ishlaydi. U quvvatning nomi ruh. Ruhsiz inson nima? Bir qop go'sht. Go'sht, teri, suyak, poy, soch, tirnoq, shulardan bir qop. Agar ruh bo'lmaydigan bo'lsa. Ruh insonning jasadiga joylab qo'yilgan Allohning quvvatiki, ajal yetganida undan ruh qaytarib olinadi, jasad yo'q bo'lib ketadi, nafs esa tirik qoladi. Ana shu abadiy qoladigan nafsning, jonning tarbiyasiga e'tibor qilgan, uni kasalliklari haqida g'am qilgan, ularni tuzatish ishlari haqida fikr qilgan, ana shu nafsini saodatiga intilgan insonga Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Inson nafsdir. Nafs insonning zoti, uning aslidir. Alloh taolo mana shu nafsga xitob qilgan. Iymon keltiradigan ham, kufr keltiradigan ham nafsning o'zi. Rozi bo'lib g'azablanadigan ham nafsning o'zi. Baxtli bo'ladigan ham, baxtsiz bo'ladigan ham nafsning o'zi. Jasad baxtsiz bo'lmaydi. Ulamolardan biri aytadi, dushmanlarim meni nima qila olishadi? Axir bo'stonim qalbimda bo'lsa. Agar qomab qo'yishsa xilvat, Allohni zikr qilishlikka fursat. Haydab yuborishsa yurtimdan sayohat. Agar qatl qilishsa shahodat, shahidlik.
Düşmanlarım beni nima qila olishadi? O adamın saodati qada? İçide, nafsida, jonida. Jasad baxtli bo'lmaydi. Jasad baxtli bo'lmaydi. Ne acab ki, mana kazinolarda yıllar davomida bir summa toplanadi, jackpot deydi. 127 million 646 ming dollar bo'ldi deydi hali katta kazinoda. Hammasi udachasini nima qilib ko'radi. Xullas o'sha jackpotni bitta ahmoq sarvat qilib oladi da, sharaxlab endi pul tushadi, bo'ldi, 100 million dollarlik bo'lib qoldi bir daniga. Mana endi siz o'ylaysiz. Bo'ldi, baxt saodat kelishdi. Agar voyaga yetganimizdek insonning jasadi baxtli bo'lish kerak bo'lsa, 100 million dollarni yutib olgan odam nima bo'lish kerak? Baxtli bo'lish kerakmi? Yo, unaqa emas ekanda. Chunki Alloh taolo aytibdi, kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, uni hayoti tang bo'ladi deyapti. Muhim emas uni pand pulini qancha bo'lishi. Nafsning idishi kiyimi bor. U idish jasad. U jasadni harakatga keltiradigan quvvat ruh. İnsan omonatni ko'tardi, omonatni qabul qildi. Shuning uchun butun koinot bu insonga bo'yin sundirildi. Alloh taolo insonga aqlni berdi. Aql bu idrok qilishlik quvvati. Mana shu quvvati bilan inson o'zini boshqa mahluqotlardan ajrata oladi. Va nafsin va ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Jonga va uni raso qilib yaratib unga fisq fujurini ham taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasam. Insonning nafsi Alloh azza va jalla bu nafsga ilhomni berdi. U savobli amal qilishlik qudratiga ham ega, gunoh ma'siyatga ham ega. Shunda inson ixtiyor qilishlik qoladi uni qo'lida. Ya'ni u tomonga ham egila oladi, bu tomonga ham egila oladi. Inson Robbisini hukmi tomonga egilganida orom oladi. Robbisini hukmidan chiqib ketib, ma'siyatga oqqanda qalbi alamga tushadi, mashaqqatga kiradi, torlikni his qiladi. Har bitta inson unga da'vat yetib kelmagan bo'lsa ham, islomdan xabari bo'lmagan bo'lsa ham, hadis oyat eshitmagan bo'lsa ham, yaxshi ishni yaxshi ish ekanligini biladi. Yomon ishni yomon ekanligini biladi. Masalan, yosh bolalar kichkinagina mushukni bolasini suvga tiqib qiynayapti. Musulmon ha, musulmon masalan nima deydi? Bu yaxshi emas deydi. Haqiqatan Allohning shariatida bu mumkin emas, zulm bu. Endi suvda cho'kayotgan bir o'sha mushukni bolasini biroq ko'tarib chiqarib qo'ydi. Yaxshi qildi deysiz. Yaxshini yaxshi deydi, yomonni yomon deydi. Nima uchun? Insonni nafsiga Alloh taolo yaxshi narsani yaxshi ekanligini, yomon narsani yomon ekanligini ajrata oladigan quvvatni bergan. Fa alhamaha fujuraha va taqvaha. Nafsga ilhom berdi. Nimasini? Taqvosini ham, fujurini ham. Agar u nafs fitratdan chiqsa, alam chekadi, qalb siqiladi. Agar iymon yo'li yursa, orom oladi. Aytdiki, qo'shningizni qizi hayitlik olib keladigan bironta odam yo'qligidan, otasi yo'qligidan yig'layotganda qilgan ishingizni noto'g'riligini siqilib, joningiz qiylandi. Endi Alloh rozi bo'ladigan ishni qilganingizdan keyin nafsingiz orom oldi. Agar u nafs Allohdan taqvo qilsa, itoatda bo'lsa, doim rohatda va saodatda bo'ladi. Agar nafs, insonning nafsi Allohdan taqvo qilsa, itoatda bo'lsa, doim rohatda va saodatda bo'ladi. Insonni shaqovatli baxtsiz bo'lishi manhajdan chiqib ketishligidan. Odamlar uch xil bo'ladi. Allohning mahluqotlarini tanigan odamlar, Allohning buyruqlarini tanigan odamlar, Allohni o'zini tanigan odamlar. Allohning mahluqlari haqida va Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganishlik bir xil. Kitob kerak, o'qish kerak, domla kerak, takror kerak, mutolaa kerak, ekzamen kerak. Mana shu ikkala ilm o'rganishlik yo'li bir xil. Va mana shu mehnatni qilgan odamga mana shu ikkita ilm kallasida natijasi qoladi. Ammo Alloh taoloni o'zini tanitadigan ilmni o'rganishligini birodarlar yo'li boshqacha. Chunki Alloh laysa kamitslihi shay'un bo'lgan zot. Hech bir narsa Allohga o'xshamaydi. Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Modomiki shunaqa bo'lgandan keyin Allohni mahluqotlarini tanitadigan ilm bilan
Allah'ın özünü tanıtadığı ilimden birbirine okşamasını gerek. Manavı birinci ikide ilimde yolu bir kıl dedi. Gel sana de kitap, damla, vahkez olar. Ama Allah'ın tanıştığı için İmam-ı Gazzali ilime dedi. Cahid tuşahid. Ciddi cahd kıl, mihnat kıl, nafsini kine, nafsini mihnetke sal, şunu da köresen. Şunu alayım mı? Birinci iki dilimde örgenişlik, fakat zihni zor, hatırası müstahkem adamlar için. Hemenem zihni zormaz. Demek bu şari ilimlerini, ya ki dünya ilimlerini örgenişlik, hemenin koludan kemiydi. Ama Allah'ını, kareyim de acil. Allah'ını tanıtadığın ilimde narkı balat. Lekin bu hemen imkaniyatıdır. Nafsiz hohlayken işini tez karısını kılasız. Şeriat teklifatını nafsiz hohlamayken bu seyem kılasız. Kekirdeğden üşeyiz nafsizi, türesen maddediysiz. İni Allah da olasız ki özünü, nürünü soladı kalbizge. Yani kadar o etmen. Allah'ın mahlukatları hakkıdaki ilim, Allah'ın büyürükleri hakkıdaki ilim, bu ilimlerde örgenişli yolu bir kıl. Ve buna hamma alamıydı, zihni her kıl. Allah Ta'ala'nı tanıtadığın ilim, bu ikili ilimden balant, lekin bunge hemen imkaniyatı var. Kim canını köpürak riyazat kesese, kim nafsını köpürak sindirip dursa, şeytanını başını kayırıp dursa, şeriatı ramkeste duradığın bosa, bana şu bendeki Allah Ta'ala, eğer ki o adam, Kur'an'da zor okuyamasayam, 10 minta hadisi bilmeseyem, şari ilimlerde zor örgenmegen bosayam, Allah Ta'ala beri orarken şuna sana. Allah'ın rahmetini, adalatını kör yapsın mı? Eğer Allah'ını tanıtadığın ilim ham, zihninge muhtaç bu yanı da, kança kança adamlar bu ilimden bahra olamaya koyan bu arada. Aytiladi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri şeriat, uzatının fiilleri tarikat, haletleri hakikat. Yani sözler, tarikat ve hakikat. Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani taqrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Masalan, ana shu g'azovatlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida kalta kesadi pishirishdi. Kalta kesa ichki mardimiz şunu pişirişti. Resulullah güzel çıkandı da kolunu uzatıp durup nema bu dediler. Ama naka içkemer de gene de kolunu tartıvadılar. Şunda Halid ibn-i Velid aharamun huva ya Resulullah haram mı de gene de yok bizde bu nasıl yiyin miydi dediler. Yani bu de gene yoriler de gene bana şeyim şeriat buladı. Resulullah inlemegen bosa kısa bol orad de gene. Şeriatta kaysınasa men kılınmegen bosa şu mubah de gene. Çünkü anladın mı? Şeriat, bana onarsa yok idi şeriatta. Mesela svitafor yok idi. Svitafor yok idi, samolyot yok idi, telefon yok idi, yok idi. Payda buldu. Bu mubah değil idi. Madem ki buna sana haramlığı dalillerden sıbatlama günü için. Resulullah'ın fiilleri tarikat. Burada da tarikat bilen şeriatın farkı var. Ne mi o? Şeriatın alımı var, tarikatın alımı var. Şeriatning olimi senga Rasulullohning namozi qanday bo'lganligini, namozining kayfiyatini aytib beradi. Qanday o'qigan, necha rakat o'qigan, rukuda qanday turgan holati, qiyomda turganda nimani o'qigan, namozni farzi, sharti, vojibi, sunnatini bayon qilib beradi. Bu namozning suratini sizga bayon qilib beradigan odam shariat olimi bo'ladi. Endi tariqat olimichi. U nimani o'rgatadi senga? Biz hozir o'sha shariat tili o'rgandik. Tariqatni, tasavvufni, haqiqatni o'rganmadik. Biz shuni o'rganmoqchimiz, birodarlar. Mana shu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz shu. Tariqat olimi Alloh tomonidan senga bir karomat berilishi uchun nima qilishing kerakligini o'rgatadi. Allohning amrida mustaqim bo'lishing lozim deydi. Ko'zingni haromdan tiy, qorningni harom shubhali luqmalardan saqla. Seni istiqomaga buyuradi. Mana shu tariqat ulamolarining ishi. Uchunchun namozga kelayotgan odam qarasiz, namozini shakli surati juda ham zo'r. Tahorati chiroyli oladi, o'rgangan. Ruku sajdalari o'rnida o'rgangan. Qiroati, tasbih tahlillari o'rnida.
Namozning surati zo'r. Namozning surati zo'r. Lekin tariqatdan, qalb tarbiyasi, nafs tarbiyasidan bexabar bo'lganligi uchun nechinchi rakatda turgani esdan chiqib qoladi. Shuning uchun namozda ko'zimizga yosh kelmaydi. Shariat ilmi amallarni tashqi ko'rinishini o'rgatadi sizga. Tariqat ilmining olimi sizni nafsingizni ibodatini, nafsingizni tarbiyasini o'rgatadi. Biz shuni o'rganmoqchimiz. Demek şariat, tariqat, üçüncüsü hakikat. Resulullah'ın halatları hakikat. Allah Ta'ala'nı tanışta birader bir halattan ikincisine ötüşün. Bir mertebeden ikincisine köçüşün. Bir manzilattan keyingi manzilat yükselişin. Hakikat ulamalarının ihtisasıdan. Saddara kula isem, ol müşlaşı oynar edin. Kim bilendir? Aytishar eding, mushlashsa mushlashib ketar eding. U bir holat edi. Agar sen shariatni o'rganding, tariqatni o'rganding, endi haqiqatga kelgan bo'lsang, bir pog'ona ko'tarilgandan keyin senga g'udur-g'udur qilib so'ysa, bunday qarab turib, indamay ketadigan bo'lib qolasan. Bo'yanmi shu narsa bir amalda hayotingizda? Avval shularni bittasi edingiz. Qirqishib, tortishib, so'kinishardingiz. Imom G'azzoliy aytdi, "Jahid tushahid." Joningni qiyna, nafsingni qiyna, mehnat qil, kuch sarfla, keyin ko'rasan. Demek, ilm olish uchun kitob, muallim, qiroat, takror lozim bo'ladi. Alloh taoloni tanishga esa istiqoma, dinda mustaqim turishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Shayyabatni Hud va ahovatuha." Meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi. Haqiqatan Hud surasi tushganidan keyin Rasulullohning shaxsiyatida qarilik alomatlari birdaniga paydo bo'la boshladi. Soch-soqollariga oqlar kirdi, qariyotgani ko'rinib qoldi bir qisqa muddatda. Rasululloh vafot etdilar. U zot Rafiqul Aloga hijrat qilganlaridan keyin sahobalarning biriga birini tushiga kirdi. Shu hadisni sharhlarda keladi. Hali sahobiy so'radi, "Yo Rasululloh, siz meni Hud surasi va uning oyatlari qaratib yubordi deganidingiz. Qaysi oyatni qaratuvdi sizni?" deb so'raydi. Rasululloh javob berdilar, "Fastaqim kama umirta oyati." Bas, ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingizga buyurilganidek to'g'ri yo'lda bo'ling oyati. Sizga buyurilganidek mustaqim bo'ling, to'g'ri yo'lda turing degan oyat tushganda payg'ambarimiz buyurilganidek mustaqim tura olyapmanmi degan g'am bilan Rasululloh qarab ketgandilar. Alloh buyurgandek mustaqimlikka qancha yaqin kelsangiz, shuncha darajasi ko'tarilaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh." وكفى بالمرء جهلا ان يعجب بعلمه bir odamning Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Kishi Allohdan qo'rqyaptimi? Demak ilmi bor. Allohdan qo'rqyaptimi? Ilmi bor. O'zining ilmi bilan havolanishi esa uning johilligiga kifoyadir. Talibi ilm İlimde rivojlanib, ilimde o'sib boraveradi, toki o'zini talibi ilm ekanligini e'tirof qilib tursa. Biz hali talibi ilmmiz. Biz hali ko'p o'qishimiz kerak desa. Ammo men olimman desa, o'sha kuni johilligi aniq bo'ladi. Biz ilimde o'saveramiz. Modomiki o'zimizni talibi ilm ekanligimizni tan olsak, ilmimiz ko'p emasligini tan olsak, hali ko'p o'qishim kerak degan e'tiqod qalbimizda tursa, demek biz talibi ilimiz, biz o'syapmiz ilimda. İmam G'azzoliyning so'zlaridan, Alloh haqidagi ilmning narxi baland, natijalari esa yuksak va go'zaldir. Mana shu xulosalardan bittasi. Alloh haqidagi ilmning narxi baland, lekin natijalari o'shinga yarasha yuksak va go'zaldir. Bir odam ilmizli edi. Kitob o'qiydi, tinimsiz harakatda, ammo ma'siyatda muqim. Xohlaganini yeydi, xohlaganini ichadi. Bu odamda xotirasi kuchli, zakovati mustahkam bo'lgan odam. O'qiganini yaxshi tushunadi, eslab qoladi. Bu odamda qandaydir ilm bor. Ammo bu ilm narxi arzon.
Ama bu ilimning narxi arzon. Çünkü narxi okuş, tekrarlaş, yodlab olish. Şu mu bu ilimning narxi? Demek narxi arzon ekan. Ama Allah'ını sizge tanıtadığı ilimni narxi baland bo'ladi. Unga ko'p mehnat qilishlik kerak bo'ladi. Agar biz Allah'ını tanışını xohlasak-u, lekin günah masiyatlarda üstte turgan bo'lsak, shahvatlarimizdan kecholmayotgan bo'lsak, bu eşik biz üçün yopiq. Allah'ını bizge tanıtadığı ilimnin eşiği bizge yapık. Eğer günah masiyetten değil olmayken bu sek. Bu eşike yakın girişlik izin verilmiydi. Allah Ta'ala'nın nuru bizi kalbimizge verilmiydi. Kalbimizge tecelli kimiydi. Kulasa şahvatlardan vazgeçemiz, cilalemiz, nafsımızı tazeleyemiz. Şundan keyin, istedibillah, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Dar hakikat, mumullar necat taptılar. Etti ki, nafsını tozalayımız, nafsını boğamız, havayı nafsından kaytaramız, şunda Allah eti yaptı, dar hakikat, mumullar necat taptılar. Kaysılar, kaysı mumullar. Ular, namazları da korku ve ümit bilen boyun egücü kişilerdir. Ular behuda, faydasız söz ve amellerden yüz ögürüşü kimselerdir. Lağvdan özünü uzak kıyan. Lağvını mı? Allah'tan başka hemen ise lağv deyildi. Allah'tan başka hemen ise bekarçılık deyildi. Keçesi uklamasından futbol tamaşa kılıç lağv. Çünkü onda hiç kanaka size Allah'a yakın kıladığı işi yok da. Sizi Allah'a yakın kime yaptı maşı iş? Sizi Allah'a yakın kime yaptı maşı söz? Sizi Allah'a yakın kime yaptı maşı bahs? Demek haması ne meyken? Lağı bekerçi nasıl yiyken? İçtiğimi manaka manaka babda Avrupa'da. Şimdi futbol manaka bularken. Oturup bir saat somarda bahs kıladı. Hop bahs tükadı. Maşı bahsinin neticesi sizi Allah'a yakın kıldı mı? Demek lağı bekerçi. Ben haliki maktabımızı Koraoğlu Pazıl Tokar'a ayıp verdim ha? Hüttü o şey değil mi ana? Yüz gekirgen adam, bitti sistemi payda bulup yoğup getişti kördü. Yüz yıl yaşayken adam sırada yapırken yapıyorlar. Hamas bekarçı diye yaptı da. Üçüncü ayıp yaptı. Kim necat taptı? Namazı da korku, umid bile namaz okuydu. Ve lağıvdan ne makaladı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayıpladılar. At-tahuru şatrul iman. Paklik imanın yarmıdır. Paklik imanlı yarmıdır. Paklik degende biz fakat yine cismani paklikde tasavvur kılamız. Taharat degende biz şu namaz için kılınadigen amel mahsus azalarını yuvuşlik. Şimdi İmam-ı Gazzali kendi şüngen şu hadisine. İmam-ı Gazzali köp tekrarlayman bu yapımı. İnsanın psikolojisi hakkında, insanın içki dünyası hakkında en köp ve en doğru yapırken oğlum. İmam-ı Gazzali bana şu insanın nafsı, ruhaniyeti, psikolojisi hakkında bunca ilim ki kendi egebi oldu. Kariyeler acayip de. O kişi özünü zamanındaki müştahitlik makamı yeterdi. Şer'i ilimlerini mükemmel örgenedi. İlim de üç gibi oldu ya. Şeriat, tarikat, hakikat. Şeriat ilmini mükemmel örgenedi. Müştahit oldu da 10 yıl terk-i dünya okuladı. Masjiddan çıkmaydı. Ders vermiydi. Fakat özüne nafsını riyazatı bilen şugullanadı. İtikaf oturadı 10 yıl. O burungi Ramazanlarda ötkenmiz İmam-ı Gazzali'nin dersini eşit polisiyle buladı taftırıp. Bana şu 10 yıl özünü canını kıynadı. Yaşı avukattan, daimi uykudan, ziyafetlerden, adamlarda mezhebi mezhebi suhbetlerden, dünyadan, terk-i dünya kılıp üzülgenden keyin, nafsını kekirteyden şunu üşegenden keyin, Allah bu kişiye başkalarına açmagen, İlimni açtı. İnsanın şahsiyeti, ruhiyat hakkındaki ilimni bana şu kişiye verdi. Canını kıynadı yine aldı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu vefatını aldı da Osman'ımdan fankirdi ziyaratı gel. Falan şehir aile gizli amadiz devletten şu devletli aile gizli alayın degene de ben keti yapmam dünyadan deyip. Ha kızlarınızı kaladı dese, ha kızlarımda fakirli yetişten korkasın mı? Ben kızlarımı yorga tıkoyamam. Her keçe Vakıya surasını okusa,
ularga fakirlik yetmeydi degan hadisni eshitgansizlar. Har kuni voqeani bir oy o'qigansizlar. Bir yil o'qigansizlar. Qarasiz, kamchilik tugamayapti. Keyin shu hadis zaifroq shakli. Chotta bir yil o'qsa ham umumiyat faqirlik. Nima? Siz Alloh taolo sizga hamma dunyodagi g'amlaringizni o'zining zimmasiga olib qo'yishlikni shu voqea surasini o'qib qo'yishlik bilanlar bo'lib ketadi deb o'ylaydingizmi? Voqeani xotiningiz kunda o'qiydi, siz ko'chada yuribsiz, maza bemaza lag'v bilan. Unaqa bo'lmaydi, birodar. Alloh taolo qalbingizga sakinat, xotirjamlik tushirishini xohlayapsizmi? Bu jonni qiynash kerak. Bu jonni tozalash kerak. Bu jonni nima qilish kerak? Mehnatga solish kerak. Mana duoni 10 ming marta o'qisa kambag'allik ketadi, qarzidan qutulasiz, faqat duo qiladi o'tirib olib. Bir oy chiqmasdan duo qil, lekin televizorni ko'radi. Telefonda yotadi. Maza bemaza ishlarni qiladi. Gunoh ma'siyatdan chiqmaydi, duoni qilaveradi. Endi tushunyapsizlarmi nimaga bizning duolarimiz ijobat bo'lmayapti? Xullas, jonni qiynaysiz. Xolamaydigan ishga majbur qilasiz, shariat buyurgan ishlarga keyin kutasiz. Imom G'azzoliy mana shu hadisning sharhida aytadiki, poklik to'rt xil bo'ladi. Poklik iymonning yarmi dedi payg'ambarimiz. Birinchi daraja, jasadingni pok saqlaysan. Najosatdan, nopok narsalardan. Mo'min moddiy ma'noda pokiza bo'ladi, jasadi toza bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi, a'zolaringni gunoh ma'siyatdan saqlaysan. Ko'zingni, tilingni, oyoq qo'lingni. Poklik iymonni yarmida ikkinchi ma'nosi shu. Uchinchisi, axloqingni toza qilasan. Yomon huquqlardan, kibrdan, hasaddan, ginakuduratdan, g'azabdan, g'iybatdan. To'rtinchisi, Allohdan boshqa hamma narsani qalbingdan chiqarib tashlaysan. Qalbingda faqat Alloh bo'ladi. At-tahuru shatrul iymon. Poklik iymonning yarmi deyildi. Musulmonda jasadi toza bo'ladi. A'zolari gunohlardan toza bo'ladi. Axloqi toza bo'ladi, hamda qalbi toza bo'ladi. Qalb Alloh taolo nazar qiladigan bizning a'zoyimiz. Alloh taolo sizlarga suratlaringizga, jasadlaringizga qaramaydi, lekin qalblaringizga qaraydi, amallaringizga qaraydi deydi. Bir odam Ka'bani tavof qilar ekan duo qilyapti. Ey Alloh, mendan rozimisan? Shunda haligi odam orqasida kelayotgan bir kishi, ey birodar, Robbingiz sizdan rozi bo'lish uchun siz ham Robbingizdan rozimisiz dedi. Haligi duo qilgan odam, siz kimsiz deb so'radi. Orqada turgan odam, men Muhammad ibn Idrisman dedi. Kim edi bu kishi? Imom Shofiy edi. U kishi qanday qilib Allohdan men rozi bo'laman? Axir men uni roziligini istab yurgan bo'lsam dedi. Imom Shofiy javob berdi. Ne'matga xursand bo'lganingdek, musibatga ham xursand bo'layotgan bo'lsang, demak sen Robbingdan rozi ekansan. Xursandchilik kelganda alhamdulillah, alhamdulillah deb rozi bo'ldingiz. Endi ozgina musibat kelib qolsa, jazavaga tushayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohdan rozi emassiz, demak Alloh ham sizdan rozi emas. Bizni shikoyat qilmagan kunimiz yo'q ha? Hayotdan norozi bo'lmagan kunimiz deyarli yo'q. Albatta nimadandir norozi bo'lib turamiz. Imom G'azzoliy aytdi-yu, Allohni tanishga olib boradigan ilmni narxi juda baland, qimmat bu ilm, lekin natijasi yuksak va oliydir. Narx juda ham baland, birodarlar. Ammo o'sha narxni to'lay olsak, mukofot shunga yarasha bo'ladi. Hamma shahvatlarni tashaymiz oyog'imizni tagiga. Aytamizki, Parvardigor, yolg'iz o'zing meni maqsadimsan. Meni yolg'iz talabim seni roziliging. Umumiy g'oyan shundaylar, birodarlar. Jonni qiynash kerak ekan. Ko'zni tiyish kerak ekan. Tilni tiyish kerak ekan. Sunnatni o'qish kerak ekan. Tasbihni aytishlik kerak ekan. Qalb faqat Alloh bilan ovora bo'lishlik kerak. Shunda ini ko'rasiz. Jahid tushahid. Joningni qiyna ibodat bilan, shariat bilan. Shundan keyin ko'rasan. Alloh taolo Qur'onda aytadi:
Estaizu billah. İnna Allah ashtara minel mu'minine anfusahum ve amvalahum bi enne lehumul cenne. Elbette Allah mu'minlerinin canlarını ve mallarını satıp aldı. Nimani barobariga? Cennet barobariga. Juda ko'p oyatlarda molları ve canları bilen kureşediler deydi. Bu ayette can maldan avval aytildi. Aytin, eğer sarf kılıçlık yeri bulsa, pulunu sarf kılıçlık olsan mı, canını sarf kılıçlık olsan mı? Malını sarflaş albatta nafsını sarflaştan olsan buladı. Çünkü insan yengilini kılıçlıkla hareket kıladı. Lekin ikalasını hem kılalıydı insan. Bitti bana şu ayette, nafs maldan avval zikir kılındı. Asıl narsa şu, nafs moldan qimmat turadigan narsa. Shuning uchun eng katta sahovat qaysi sahovat desa, mol sarf qilinayotgan sahovat emas, jon nafs qilinayotgan sahovat, nafs bilan qilinayotgan. Hasharga aytadi, akiz, ukiz, qarindoshingiz. Shunda kelib o'z ishlashingiz, bu nafsning sahovati bo'ladi. Mardikor o'zi bozorga borib turib, o'sha 2000 so'm qo'liga pul berasiz, kechgacha ishlaysangiz, olib kelib qo'yasiz. Aka, meni jina ishlarim ko'p edi. Undan tashqari bu yerga kelsam ham ko'p ham ishga yaramayman men. Undan ko'ra mana ishni qiladigan ikkita odamni olib keldim deysizda, zo'r ish qilgan bo'lasiz. Shunda sizni hasharga aytgan odam uchun o'zini turgani yaxshimi-da, ishlamasa ham? Yoki mardikorni olib kelib qo'ygani yaxshimi-da? Sizning yuzingizga shuna qilishdi. Qasmingiz yaxshi edi sizga. O sizi kadırlayan için geldi de, muhumi geldi, işini taşap geldi. Sizi kadırlayan adam, siz için vaktini acilata aladı. Sizi kadırlayan adam, siz için vaktini topu geledi. Bu adam özünü, kandidir ilmi sahası da profesör bu mahçı. Eriş mahçı hala şu mertebege. Ama, o maksadaki alıbaradigan hiç ne sana kimiydi. Uykunu kendi kimiydi. Daim oyun külge, ülpetler bilen aş göç, beymezde gap sözler, suhbetler, telefon, oyun külge. Maksat ne miydi? Profesör bol işledi. Ama o profesörlükte abaradıyan branta iş tıkmadı. Bu profesör boladı mı? Bu miydi? Bula da hamasını taşıydı. Kere geçi okulaydı, kere geçi yiydi. Ülpetlerden vazgeçerdi. Kalp sapadan vazgeçerdi. Canlı kıynedi yine profesör boladı. Doğru mu? Dünyadaki bitti mertebeye erişlik için, çünkü mehnet kılıç gereği bosa, el-melekül muhtadir boyan Allah subhanahu ve ta'ala'nın huzuru da bir makamge mertebeye erişlik için, kança mehnet kılıçımız gerek? Dünyada, sparsmeyler katlar abur çempiyonatke turnirge katlaşken de üyüden apket edi. Bir ay, iki ay hatunage körsatmıydı, bala çakasıya körsatmıydı, fakat fikir zikirilme bosun, tırnırofkede bosun deydi. Bitti medalye ege buluşu için, çempiyon deyen bir unvan için. Şimdi Allah'ın huzuru da mertebesi barat buluşunu halasız, canınızı kıynaşız gereğiniz mi? Öşe de fakat dua da kılamız, bir arada hayat babbeye de kötü aradı. Ya brother, senin yünde fakirliği tüya mıydı? Senin yünde bereke bu mıydı? Canını kıynama gününce. Mehnet kılış gerek. Bu martabanın narxi baland. Hamma rag'bat xohish istaklarda oyog'imizdagi tashlaymiz. Vaqtimizni hammasini Allohga sarflaymiz. Shunda shu martabaga erishamiz. Sayyidim, moldan zakot qancha beriladi dedi. Uni sayyidi javob berdi. Sizlardami bizdami dedi. Bu kishi so'rayapti. Sayyidim, sizlarda degani nimasi-yu, bizda degani nimasi? Sayyidi javob berdi ustozi. Sizlarda molning 40dan biri zakot qilib beriladi. Bizda esa banda o'zi ham, uni moli ham sayyidiniki bo'ladi dedi. Aytdi-yu Alloh jannatni sotdi ularga dedi. Nimaning evaziga? Nafsini va molini sarf qilishning evaziga. Allohga topshirasiz o'zingizni, qarab turasiz. Molingiz, kuch-quvvatingiz, vaqtingiz, imkoniyatingiz, o'y-fikringiz hamma-hammasini Allohniki deb bilishingiz kerak bo'ladi. Imom G'azoliy aytdi, Allohni tanitadigan ilmning narxi baland, lekin shunga yarasha natijasi ham yuksak, go'zal bo'ladi. Agar faqatgina Alloh taoloni amru nahisini, dalillarini,
qoida usullarini, ya'ni shariy ilmlarni o'rgansang, bilsang, hamma savolga javob beradigan darajada bir olim bo'lsang-u, ammo harom xarishdan o'zingni to'xtatmayotgan bo'lsang, nafsini majbur qilmayotgan bo'lsang, Allohning bir hukmiga, oldingdan bir ayol o'tib ketayotganda ko'zingni to'ldirib oxirigacha tikilib turgan bo'lsang, bu juda ham bir g'arib holat. Sen Allohning buyruqlari haqida ilmda o'rganibsan, lekin Allohning o'zi haqida ilmdan g'ofil qopsan. Shuning uchun, birodar, agar Allohga osiy bo'layotgan bo'lsang, Allohni hali tanimabsan. Qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Kimga jur'at qilib gunoh qilayotganingga qara. Agar Allohni rostakamiga taniganingda gunoh qilgan uyalar eding. Mana birodarlar, payg'ambarimiz aytadilar, "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh." Kishining Allohdan qo'rqmoqligi, ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Natijalari yuksak va go'zaldir. Mana siz nafsingizni qo'lingizdan kelgancha majbur qildingiz mana shu ishlarga. Nafsni jilovladingiz, ko'zni tiydingiz, quloqni tiydingiz, g'ibatdan tiyildingiz, o'zingizni majburladingiz. Endi o'sayotganingizni qadam bilasiz. Yaxshi savol. Endi belgisichi? Inson buni qanday his qiladi? O'zini yuksalayotganligini qanday his qiladi? Bitta misoli bor. Agar sen dunyoparast odam bilan o'tirib qolsang, uni tubanligini ko'rasan. Aqlini kaltaligini, bema'ni narsalar bilan ovora bo'lib qolganini ko'rasan, xudbinligini ko'rasan. U odam bilan o'tirishni xohlamaysan, tubanligini ko'rishni boshlaysan. Yomon ko'p gapiradi mana shu odam deysiz. Bir yil burun sizdan shunaqa edingiz. Teppa-teng aytishar edingiz. Teppa-teng futbolda bahs qilar edingiz. Teppa-teng siyosatda tortishar edingiz. Bunday o'ylab qarasangiz, u bari nima ekan? Ke qo'y. Eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim, nima kerak emas. Oysha onamiz roziyallohu anhoni mana hodisatul ifkda zinoda ayblashdi munofiqlar. Musulmonlar o'rtasida bir oy gap tarqab yurdi. Shunda Abu Ayyub Ansoriy uyiga kirganida Ummu Ayyub aytdiki, "Ey Abu Ayyub, odamlar Oyisha bilan Saffon haqida gapirayotgan gapni eshitdingizmi? Ya'ni shular zino qildigan gap tarqab qolgan edi. To'xta dedi. To'xta. Sen shu ishni qilarmiding?" dedi ayoliga. "Yo'q, qilmasdim" dedi. "Men shu ishni qilarmidim?" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Oyisha sendan yaxshi. Saffon mendan yaxshi" dedi. Ana birodarlar, Alloh taolo shuni aytdi, mu'minlar shunday deyishsa bo'lmasmi dedi mana Nur surasida. Ko'chadan keldingiz, eshitdingizmi dadasi? To'xta xotin, menga kerakmi shu hozir? Yo, menga kerak emas, qo'y gapirmay qo'yaver. Menga tegishli bo'lmasa gapirmay qo'yaver. Allohni tanitadigan ilmni olish uchun itoatda bo'lish, mehnat, infoq sarf lozim bo'ladi. Al-iymanu iffatun anil matami'i iffatun anil maharimi. İman nima? İman ta'malardan iffatli bo'lish, man qilingan narsalardan iffatli bo'lish. Ta'madan uzoqsan, gunohdan uzoqsan. Umar al-Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarlarning birida ana shu sahroda qo'y haydab yurgan cho'ponga duch keldi. Mashhur qissa. Haligi cho'ponni bir sinashlik uchun qo'ylardan bittasi menga sotmaysanmi dedi. Qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki dedi. Sotaver, pulini olasan. A, qo'yda o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan dedi. Haligi cho'pon aytdi, "Vallohi menga pul juda ham zarur hozir. Agar bo'ri yeb ketdi desam, sayyidim ham ishonadi. Ammo Allohchi" dedi. Hech kimga bildirmasdan o'sha 1000 dollarni chiqarib oldingiz o'rtadan. Hech kim bilmaydi yolg'on gapirganingizni. Kim bilib o'tiribdi ayting. Hech kim bilmaydi. Raspiska olgani yo'q, diktofonga yozib olgani yo'q. Siz bilan Alloh o'rtasidagi sir. Shunda Allohdan qo'rqib oborib bera olyapsizmi? Muborak bo'lsin, iymoningiz bor ekan. Mana shu iymonning javhari, iymonda asli. Mo'min odam shunday beradi, ketaveradi.
Bu fakat mumullar ortasında buladı işte oraya. Muzaraba gel, biznes kılasız. Bura 10 bin dolar verdiyse, biznes kıldıysa da payda bulmadı diyoruz. O kadar beledi o. Onun için muzaraba fakat ikide mumun ortasında buladı ya muamele. Allah'dan korkmayan adam bile muzaraba kıvamıydı. Muzarabanın pulu küyüp geçse, mehnet kıyken, şimdiyse tölemiydi, pul degesi pulu küyüp alı oradı. O fakat ikide mumun ortasında buladı o. Allah'ın emrinde müstakim bulgen kişi yine imanlı lezzetini tatıydı. Abarı bir adı da mezakırdı. Çünkü şeytan nümedi yatıldı. Bir iki yüzünü apkaldı yatıldı. Kanan bile, verdiğimi dese verdi deysen, sana oturan mıydı deydi. Şunda iki yüz demamasından min de abarı verdiyiz. Mezakırasız. Nümekala aldıyız nefsizi. Şunda yenge aldıyız, sindir aldıyız. Demek Allah'ın emrinde müstakim bo'lgan banda yine imonda lezzetini tata oluyordu. Şimdi Allah'a ikbal kılmayan adam bu imonda lezzetini mekanı yine tata mıydı? İmam Cüneyt'ten soruldu. Allah'ın velisi kim? Allah'ın dostu. O su dostu yürüp getirdiğin ya ki havanı basıp basıp tevge kötülüp getirdiğin adam mı? İmam Cüneyt cevap verdi. Sen onu emr ve nahi üsulda topasan. Mana şu insan hakiki velidir. Farzını başaradı, günahdan tiyiladı. Dünya ilimlerini örgütüyor. Camiyeler tolu yatıptı buradalar. Fizikini, matematikini, başka ilimlerini. Bana şu örgütüyor, dünyavi ilimleri eğer insan haklısa, onge Allah'ın istatıyor. İlim buladı. Yeryüzüdeki her bitti ilim, insange Allah'ın tanıtıyor bir eşiği buluşu mümkün. Elbette buna sana, bana şu talib ilim haklıyken bulsa. Allah'ın buyrukları hakkındaki ilim ham şuraya muhtaç bo'ladi. Madrasaga, muallimga, takrorlashga, sinovga, imtihonga. Ularning natijasi miyada qoladi. Xulosa, inson bir narsani haromligini bilib turib ham qilayotgan bo'lsa, bu odam Allohning amrini tanibdi, lekin Allohni tanimabdi. Agar bir banda Allohni buyruqlarini tanib turib o'sha gunohni qilayotgan bo'lsa, shariatni hukmlardan xabardor bo'ldi, lekin Allohning kimligidan xabardor bo'lmadi. Alloh azza va jalla barchalarimizni shariatni ham, tariqatni ham, haqiqatni ham ilmini o'rganigan solih bandalar qilishligini so'raymiz.